Merhabalarım, ben Serdar ve başka bir soru cevap videosuna daha hoş geldiniz. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden soru cevap videolarına. İlk sorumuz, ne yapıyorsun ahbap? Ne yaptın ya, uğraşıyoruz işte, oyalanıyoruz. Yaz tatili, bir şeylerle böyle uğraşmaya çalışıyoruz. Karıncalarla savaşmaya çalışıyoruz. Az önce bir FNAF videosu çektim, korkunun altıma edecektim. O yüzden böyleyiz. Yani böyleyiz. Sen ne yapıyorsun? Neler yaptın? Ailen nasıl? Nasıl gidiyor okul, hayat? Hangi bölümü istiyorsun üniversitede? Ne okumak istiyorsun? Ne? Hangi mesleğe sahip olmak istiyorsun? Hayallerin neler? Bak, bu dünyadaki bu hayattaki hayallerin neler? Abi Assassin's Creed çekeceksin mi? Assassin's Creed ahbap çekmeyeceğim. Fakat Assassin's Creed hakkında bir tane video yapacağım. Sizin genelde sevdiğiniz türden bir video. Hayır, o video değil. O düşüncelerinizi çekin kafanızdan lütfen. O tarz bir video asla yapmayacağım. Gizem videosu yapacağım. Minecraft gizemleri yeni videosu gelsin. Hepsini izledim. Keşke daha fazla gizem videosu atabilsem dostum. Ama ve lakin gizem videolarını seri olarak atamıyorum. Yani sık sık atamıyorum. Haftada iki defa atıyorum. Ki anlıyorum hani, ayda bir, iki ayda bir geliyor. Mesela sizin istediğiniz bir tane oyundan. Mesela uzun zamandır Five Nights at Freddy's videosu yapmamıştım. Yani gizem videosu yapmamıştım. Daha doğrusu ilk defa yapmış oldum. Toplamda sadece zaten 3 tane video falan yaptık. Haftada bir haftaya ortalama 10 harcadım. Böyle oldu. Onun dışında GTA mesela. GTA Vice City ve GTA 4'e bakalım. İlk kez yaptım onları. Hani bu tür videoları arada sırada yapmam lazım. Ve ne yazık ki haftada sadece 2 defa yapabiliyorum bunları. Yani buradan demek istediğim, bütün günüm boş olsa ki yazdayız, bütün günüm boş ve bütün gün gizemlerle uğraşsam ki ailem ve arkadaşlarımın gayet iyi bildiği gibi bütün gün de gizemlerle ilgileniyorum. Cidden hiç başka şeylere o kadar fazla ayıracak vaktim olmuyor. Arada bir böyle Dota'ya giriyorum, arada bir gidip başka bir video izliyorum veya bir dizi bölümü izliyorum. Ama onun dışında kendimi tamamen gizemlere verdim ve buna rağmen haftada iki defa geliyor. Hani şey değil, bir gizemi var araştırmam işte haftalarca sürmüyor artık. Sistematik bir şekilde araştırıyorum. Belli bir planım var bunları araştırırken. O yüzden daha pratik oluyor. Fakat bunlardan montaj da birazcık uzun yapıyorum. Çünkü videoların şey yapmasını istemiyorum. Kalitesiz olmasını istemiyorum. Kaliteyi birazcık yükseltmek isterim. Bu yüzden birazcık uzun sürüyor gelmesi. Ama haftada iki tane gizem videosu aslında daha önceki sıklığa göre gayet iyi. Çünkü daha önce ayda bir defa geliyordu. Neyse, Minecraft gizemleri, dediğim gibi bu gizem videolarına bir sırası var, bir plan yaptım bunlar hakkında. Minecraft gizemleri de fazla değil, 1-2 hafta içinde gelmesi lazım. Kesin bir tarif vermeyeyim ama geldi. Abi sana göre video çekmek için en genel yaş sayısı nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Kimse beni yanlış anlamasın. Hani video çekmek istiyorsanız çekin. Hayallerinize video çekmek varsa, bir kanala sahip olmak varsa yapın. Gerçekten ben bunları destekliyorum. Fakat izleyicinin açısından düşünmeniz lazım. Mesela burada bir ses problemi var. Sesiniz kalınlaşmazsa da videolarda o şekilde çıkarsa, bazı insanlar bunu pek şey yapmayabilir, pek ciddiye almayabilir sizi. Eğer durum böyle olursa yavaş bir şekilde büyüyebilirsiniz. Yani en genel yaş sayısı, genel yaşı boş ver de, başlamak için böyle bir 15 yaşında falan başlayın ama daha erken başlamak istiyorsanız ya başlayın ya, ben hepinizi destekliyorum, boş verin, başlayın. İnce kalırsa hiç fark etmez, başlayın siz, hayallerinize doğru koşun ahbaplarım. Siz ne kadar fark etmez, hiç fark etmez, ne istiyorsanız onu yapın. Şurada bir tane gözlük varmış da gözlüğün camı bayağı toz olmuş, her neyse. Skyrim'e başlamayı düşünüyor musun? Skyrim'e başladım zaten ahbap, bayağı bir 50-60 tane bölüm çektik, istersen gidip bakabilirsin. Geçen yazdan itibaren mi başladım ben Skyrim'e? Vay be, yazdan itibaren 60 gün boyunca Skyrim çekmişim ben. Hani arda arda değil de toplamda 60 gün boyunca. İyiymiş. Bu yaz mıydı yoksa geçen yaz mıydı, onu da unuttum bak. Neyse, fark etmez. GTA 5'te en nefret ettiğin kişi. GTA 5'te benim en nefret ettiğim kişi şey vardır. Şu Michael'ın arkadaşı var, FBI'daki bu komplo kurduğu kişi Dave Norton. Onun bir tane patronu var. Şöyle bir tane mavi tişört giyiyor işte. Kendi renginde. Tam olarak diğer adını unuttum ama o renkli bir tane, açık renkli bir tane pantolon giyiyor. Şu FBI'nin başı mı, FBI'yla bir kişi mi falan, neyse. O heriften nefret ediyorum. Saf nefret ediyorum o heriften.
Hayat hikayeni kısaca anlat. Abi anlatacak pek bir şey yok. İlkokul ve ortaokulda aşırı asosyaldim. Lisede... Lise yoktu. Lisede birazcık normalleştim. Biraz çalıştım, biraz çalışmadım. Şansa bala İTÜ'ye geldim. Bu kadar. Yani YouTube hikayesini zaten siz biliyorsunuz. Onun dışında pek fazla bir şey yok yani. Dolayısıyla o kadar uzun bir hayatım olmaz daha. Ahbap mı yoksa abi mi dememizi tercih ediyorsun? İnşallah cevaplarsın. İyi haberin var ahbap. Cevaplıyorum şu anda senin soruna. Hiç fark etmez. Ne istiyorsan diyebilirsin. Şu an şu düşünce aklınız olmasın. İşte ben ondan küçüğüm. Ona abi demezsem ayıp olur, saygısızlık olur, kızar falan. Böyle düşünce hiç aklınız olmasın. İstediğinizi diyebilirsiniz. İsterseniz Serdar deyin, isterseniz abi deyin, isterseniz ahbap deyin, isterseniz Serdar ahbap deyin, isterseniz abi ahbap deyin, isterseniz Serdar abi deyin, isterseniz Serdar abi ahbap deyin. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Kafanız nasıl kafanıza nasıl uygunsa öyle yapın. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Abi sen bana hep yazılı cevap veriyorsun. Bir kere de soru cevapta cevaplarsın. Gülecek, gülecek, gülecek. O zaman gelecek. Cevapladım ahbap. Abi FNAF 4 çıktı, bekleriz. O zaman sana da iyi haberim var ahbap. Çünkü FNAF 4'ü bitirdik. İşte böyle. Bu gece Nightmare videosu gelecek. Nightmare gecesi videosu gelecek. Bakalım orada nasıl yaptık, nasıl bir gece. Ne kadar zor bir gece. Serdar abi, Outlast'ta en sevmediğin karakter hangisi? Şey var bir tane, damat diye adlandırılan bir tane karakter var. Çok psikopat. Erkeklerin orasını söküp bıçağıyla kesmek istiyor. Bıçağıyla kesme kısmını boş verin. Bir erkeğin orasını sökme fikri çok yanlış bir şey. İşin ahlaki boyutunu falan bırakın. Çok yanlış bir şey. Orada kara listenin en birinci sırasına yükselirsin sen. En birinci sırasına ya. En yüksek yerine gelirsin kara listenin. Düşmanlar listesinin. Anlatabiliyor muyum? O damat tam o yerde. O listenin zirvesinde. Bize tecavüz etmek istiyor. Abi, sen soru cevap olacağını nereden bildiriyorsun ve cevaplarsan sevinirim. V'yi ben uydurdum. V'yi uydurarak ben bir yalan söylemiş oluyorum. Aslında bu V'nin içinde bir gizem var. Neden böyle söylediğimi bilebilen birisi olursa en yakın cevabı gelecek soru cevap videosunda şey yapacağım. Bu V gizemi. Gizemli bir soru cevap videosu oldu. V gizemini en yakın soru cevap videosunda ya yorumlara V gizemini çözebilen varsa yorumlara yazsın. En yakın yorumu gelecek soru cevap videosunun önünde göstereyim. Ya V gizemi. Neyse. Çok sevgili dostum oyun ağacı. Abi sen soru cevap olacaksın. Nereden bildiriyorsun? Cevaplarsan sevinirim. Bu şey olmuyor. Genelde her hafta oluyor. Yeterince yorum gelirse, farklı farklı yorum gelirse her hafta oluyor. Gelmezse olmuyor. Bu arada videoların uzunluğu kısalığı da onlarla alakalı. Hani fazla yorum gelirse, çeşitli yorum gelirse şey yapıyorum. Aralarından lan git karıncalar. Neyse gidiyorlar. Gidin lan. Havalla gidiyorlar. Karıncalar karşı zafer kazandı kahpaplar. 146'nın gücü, sizlerin gücü işte bu. Her neyse. Soru cevap videosu dediğim gibi. Yorumlar fazla olursa, çeşitli olursa sorular soru cevap videosu da uzun oluyor. Ama mesela bunun sana geçen videoların bir tanesinde de söylemiştim. Onlardan bir tane ahbabımız 4-5 tane soru sıralamış. Böyle yapmayın. Bunun hiçbir etkisi olmuyor cidden. Mesela çok fazla sorunuz varsa bir yorumda hepsini yazın. Yoksa 4-5 tane olunca bir yorumu cevaplıyorum onun arasından. Bir tane soru seçip cevaplıyorum. Aynı yorumda sorarsan aynısını cevaplarım. Hani hepsini cevaplarım. Ama dediğim gibi çeşitlilik ve sayıya bağlı, yorum sayısına bağlı. Ahbap Wolf Team oynadın mı? Wolf Team oynamadım. Hiç böyle oyunlara karşı ilgim olmadı. Sadece FPS multiplayer olarak oynadığım oyun, FPS online bir FPS olarak oynadığım oyun Call of Duty'nin multiplayer şeyleriydi, modlarıydı. Onun dışında Battlefield oynamaya çalıştım ama şey yapamadım. Ne bileyim. Harita çok geniş Battlefield'da. Harita çok geniş olunca
birazcık şey kalıyor. Ne bilemiyorum ya, o Call of Duty'deki şeyi bulamadım. Hoş Call of Duty'nin eski oyunlarındaki o atmosferi yeni Call of Duty oyunlarında hiç bulamıyorum ama bir ümit, yani küçük bir umudumuz var bizimle, ne yapalım. Abi orta dünyaya olan ilgi, orta bak olan dedim burada. Onun da gizemini çözmeniz lazım. Abi orta dünyaya ilgin ne zaman başladı ve Tolkien'in kitaplarını okudun mu? Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarını kastediyorsan ilk kitabını okudum. İkinci kitabının yarısını böyle geçtim. Gollum'lu olan yerlerdeyim şu anda. Orta dünyaya olan ilgim tabii ki de filmlerle başladı. Yüzüklerin Efendisi filmleriyle. O filmleri çok izlemişimdir ben. Bana göre çok muhteşem filmler onlar. Seri olarak Half-Life oynamayı düşünüyor musun? Half-Life serisini beğeniyor musun? Half-Life serisinden bayılıyorum. Son zamanlarda Half-Life hakkında umudumuz yavaş yavaş tükense de seri olarak Half-Life oynamayı da düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Duruma bağlı ya. Canlı yayınlarda oynuyorduk. Belki daha sonra canlı yayınlarda devam ederiz. Belki çok daha sonra seri olarak yaparım ama yani belli değil. Reyzen'in için hepinize teşekkürler. Sorularınızın cevaplanmasını istiyorsanız sorularınızı gelecek şu videonun altındaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla sorunuz varsa hepsini bir yorumla cevaplayın. Hepsini bir yoruma yazın. Hani sürekli farklı yorumlar yapmayın. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.